Evet, beceri temelini de değerlendirme 3 soru 1 oligarşinin açıklaması verilmiş. Egemenliğin yani yönetme yetkisinin bir grubun ya da küçük bir azınlığın elinde olduğu yönetim şeklidir. Bu kişiler siyasi, askeri ve ekonomik açıdan ülkenin ileri gelenleridir. Halkın özgürlüklerini yeterince tanımazlar. Ülke yönetiminde görev alan diğer kişiler bunlar tarafından atanır. Günümüzde Suriye bu yönetim anlayışına sahiptir demiş. Buna göre oligarşi yönetim şekliyle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi ulusal egemenlik anlayışı yoktur zaten. Halk eşit haklara sahip değildir. Doğru. Temel hak ve özgürlükler kısıtları doğru. Çoğunluk ilkesi uygulanmaktır. Çoğunluk ilkesinin uygulanabilmesi için arkadaşlar ne olması lazım? Elbette siyasi partilerin olması gerekiyor. Ama burada egemenlik küçük bir azınlığın elinde olduğu için çoğunluk, çoğulculuk söz konusu değildir zaten. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir diyebiliriz. İkinci soru, toplumda demokrasinin anlayışı tam olarak uygulanması için devletin yaptığı çalışmalar ve uyguladığı yöntemler tek başına yeterli değildir. Demokrasi birinci ilk olarak ailede başlamaktır. Demokratik bir toplum oluşabilmesi için anne baba ve kardeşlerimizin fikirlerine önem vermemiz gerekmektedir. Okul hayatımızda da aynı şekilde arkadaşlarımızın duygu ve düşüncelerine önem vermek, öğretmenlerimizin herkese eşit bir şekilde söz hakkı vermesi, fikirlerimizi rahatça söyleyebilmemiz demokrasi açısından oldukça önemlidir. Buna göre hangileri söylenebilir? Farklılara saygı demokratik bir anlayıştır. Zaten burada vurgulanmış sevgili arkadaşlar. Nerede mesela herkesin fikirlerimizi rahatça söylememiz için demokrasi açısından oldukça önemli. Farklı fikirler var. Farklı fikirleri rahatça söyleyebiliyorsan farklılıklara saygı demokratik bir davranıştır. Demokrasinin temelinde eşitlik ve özgürlük vardır. Herkese eşit bir söz hakkı verilmesi arkadaşlar eşitlik ilkesiyle ilgili. Diğer taraftan demokrasi yalnızca okullar aracılığıyla benimsetebilir. Hayır, burada ailenin vurgulanmış, bir de okul vurgulanmış. Sadece aile değil, okul da önemli. Zaten burada vurgulanıyor. Dolayısıyla üçüncü öncül yanlış. Demokrasinin temelinde eşitlik ve özgürlüğün olduğunu zaten söyledim. Daha demin 1 ve 2 doğru, 3 yanlış olduğundan sorumuzun doğru cevabı da B seçeneğidir diyebiliriz. Üçüncü soru, Nursel Hanım ev almak için yıllardır biriktirdiği parayı telefon dolandırıcılarına kaptırmış. Bu durum karşısında elinden hiçbir şey gelmiyor. Yıllardır biriktirdiğim param gitti demiştir. Komşuları ise polise başvurması gerektiğini söylemiştir. Polise başvuran Nursel Hanım'ın çalınan paraları kısa sürede bulunmuş. Dolandırıcılar yapılan yargılama sonucunda hem para hem de hapis cezasına çarptırılmıştır. Buna göre açıklardan hangisi söylenebilir? Nursel Hanım haklarını koruma altında olduğu farkında değildir. Yani param gitti, yapacak bir şey yok diyor zaten. Elinden hiçbir şey gelmiyor ifadesini kullanması birinci öncü. A seçeneğini doğrular. Yargı gücü toplumsal düzenin koruyucusudur. Yani burada toplum düzenini bozan hırsızlık olayı var. Bu da yargılanıp hapis ve para cezasına çarptırılmaları yargı gücünün toplumsal düzenin koruyucusu olduğunu gösterir. Hukuk kurallarının maddi yaptırımı vardır diyor arkadaşlar. Doğru. Niye? Çünkü para cezasına çarptırılıyor. Diğer taraftan hapis cezası var. Doğru. Toplum düzeni görgü kurallarıyla korunmakta yanlış arkadaşlar. Toplum düzeni burada hukuk kurallarıyla korunduğu için D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Dördüncü soru, yasama, yürütme, yargı temsilcileri ve bazı görev ve yetkileri verilmiş. Tabloda verilen bilgilere göre hangileri söylenebilir? En üstün gücün yasama gücü olduğu demiş burada arkadaşlar. En üstün gücü yasama gücü olduğunu söyleyemeyiz. Yargı hiçbir kanun, kural, yargı gücüne aykırı olamaz zaten. Burada da TBMM'nin bütün güçlerden üstün olduğu vurgulanmış. Kuvvetler ayrılığının uygulandığına yani her gücün temsilcisi farklı olduğu için doğru. Güç unsurlarının farklı görevleri üstlendiği baktığımız zaman TBMM'nin, Cumhurbaşkanı'nın, bağımsız mahkemelerin görevleri birbirinden farklı doğru. Onun için birinci öncül yanlış, 2 ve 3 doğru olduğundan sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği olacaktır.